Almanya'da oturuyorum. Frankfurt'ta bir Roma. Bir işçi geliyor benden çocuk kitabı alıyor. E bitti. Bizde fazla bir şey yok. Adam diyor ki ya siz bana getirtin diyor ya. Ben getirtemem, bilemem. Buna dedim ki gel bakayım dedi. Sen çok çocuğun mu var? Ne? Yok dedi benim. Bu ailem burada değil. Sen ne yapıyorsun bu çocuk kitaplarını? Kendi mi okuyorsun? Sıkıştırınca anlattı. Dedi ki ben çöpte çalışıyorum. Sabaha karşı gidiyorum. Bir duş alıyorum, yıkanıyorum. Namazımı kılıyorum, yatıyorum. Öğlene doğru geliyorum. Şurada bir park var. Parkta istirahat ederken baktım ki mektep var bitişiğinde. Dağıldı çocuklar, bazı çocuklar Türkçe konuşuyor. Baktım bunlar Türk çocuğu. Merak ettim bunlar dinden, imandan bir şey biliyor mu diye. O parkta bunlarla asfalt ettim. Baktım hiçbir şeyden haberleri yok. Geldim buraya bir çocuk kitabı aldım. Bunlar mektebi dağılınca dedim ki evladım bir dakika gelir misin? Bak sen ne güzel Almanya'da doğdun, büyüyorsun, okuyorsun. Ben Anadolu'nun bir köyünde doğdum. Orada mektep yoktu. Beni okutmadılar. Beni bir adam zannedip de şu kitabı verdiler. Biraz okusan da dinlesem olur mu? Peki amca. Biraz okudu, annem beni bekler dedi. Peki tamam, yarın devam ederiz. Böyle böyle ben bu çocuklara bu kitapları okuttum. Orada Hamidiye Camii var. Sonunda bunları Hamidiye Camii'ne getirdim. Kur'an öğrendiler. Ailelerle tanıştım. Ailelerle camiye getirdim. Şimdi bunlar tiryaki oldu. Benden kitap istiyorlar. Kitap bitti. Bir çöpçü. Bak nasıl iş buluyor. Sen hayrın, hakkın galebesi için iş yapmak istedin de o gözle baktın da yapacak iş mi bulamadın? Bu vatan yangın yeri gibi. Yangın. Hani esnaf der ya, saçaklardan altın yağıyor der işler iyi olduğu zaman. Ben de diyorum ki saçaklardan sevap yağıyor. Nereye elini atsan düzeltecek bir şey var. Nereye elini atsan işleyecek bir hayır var. Almanya'daki çöplüğü düşün. Ben kimim, ne yapabilirim? Yok. Kendine güven, Allah'ın lütfuna güven. Üzerinde tahakkuk eden ilahi nimetleri düşünerek iyimser ol. Reca'ul mümin min imanihi.